Merkezi Eurovision Turkey kanalına hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere San Marino'nun 2024 Eurovision şarkı yarışması için yolladığı şarkıyı dinleyeceğim. Bu şarkı Eurovision'da San Marino'yu temsil edecek. San Marino hakkında ne demeli? Ya bence şöyle, San Marino bazen gerçekten çok kaliteli şarkı çıkartabiliyor. Hani bu kaliteden kastım hani iyi bir şarkı, iyi bir performans çıkartıyor kesinlikle. Ama San Marino çok küçük bir ülke olduğu için destek toparlayamıyor etrafında. Ki özellikle bu sene hele televotun çok önde olacağı bir yarışma için San Marino birazcık riskte. Bazen de ki bu büyük bir çoğunlukta San Marino dünyanın en mid, en basit, en hani orada duran, hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey katmayan kültürümüze, Eurovision kültürümüze şeyler yolluyorlar. Senhit'e asla laf ettirmem. Senhit Adrenalin'le bence 2021 yılındaki en iyi şarkılardan biriydi. Aşil Loro, onun da bence şarkısı çok iyiydi. Hani arada gerçekten güzel şarkılar yolluyorlar. Ancak ve ancak bu çok nadir olan durumlardan biri. Ayrıca bu sene San Marino'yu temsil edecek olan grup Megara, az sonra şarkısını dinleyeceğimiz grup, İspanyol bir grup. Yani San Marino'da da hani öyle bir durum var. Hani çoğunlukla San Marino'lu kimse temsil etmiyor ülkeyi. Ya İtalyan biri ya başka ülkeden biri temsil ediyor ülkeyi. Megara da İspanyol bir grup ve onlar temsil edecekler. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Arkadaki tavşanları çok anlamadım. Arkadaki visual'ları beğendim ama. Göz imajını çok seviyorum ben. Kızın gerçek saçı mı, peruk mu? Gerçek saçı galiba. Çok ilginç bir görüntü. Bu kısım güzel baya. İlginç. Yani ıı,
Şimdi öncelikle bütün eleştirilerime gelmeden öncesinde şunu demek istiyorum ki San Marino'yu farklı şeyler denediği için çok takdir etmek istiyorum. Çünkü hani yarışmaya sadece pop balat katıldığı zaman yarışma bence hiç ilgi çekici olmuyor. Birazcık daha çeşitlilik gerekiyor yarışma için. O yüzden hani San Marino'yu böyle bir şarkı yolladıkları için, farklı bir şey denedikleri için takdir ediyorum. Ancak takdir ediyor olmam sevdiğim anlamına gelmiyor. Beğenmedim şarkıyı çok. Ya şöyle, ben rock türünü çok severim. Gerçekten çok severim. Ancak bu hani elektronik rock, EDM'le karışık olan rock'ı hiç beğenemiyorum. Sevemiyorum. Bence hatta hani çok demode bile kalmış bence hani artık. 2010'lardan sonra bir bence böyle şarkı yaratılmaması lazımdı. Ama grup çok tatlı, tatlı yani kadın çok tatlı birine benziyordu. O yüzden böyle eleştirince kendimi çok kötü hissediyorum. Ama evet yani her neyse. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca Eurovision ile alakalı tüm güncel haberler için Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip ederseniz çok seviniriz. Bir de benim gibi, az önce bu yaptığım gibi tepki videolarını izlemek isterseniz Eurovision 2024 için kanalımıza bir kontrol edin, kanalımıza bakın. Çıktıkça, yeni şarkılar yayınlandıkça tepki videosu, reaksiyon videosu çekmeye çalışıyoruz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz, hoşça kalın. Bay bay.